24 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Rıza Türmen, Ahmet Türk, Şebnem Korur Fincancı, Tarık Ziya Ekinci, Necla Kurul, Melda Onur, Öztürk Türkdoğan, Canan Arık, İhsan Elaçık, Zülfü Livaneli, Murat Anmungan ve Genco Aykal'ın çağrısıyla toplanan İstanbul Demokrasi Konferansı, Türkiye'deki demokrasi mücadelesine dair 21 alanda sözünü söyledi. İstanbul Demokrasi Konferansı sonrasında 4 bölgede demokrasi konferansı yapılma kararı alınmıştı. Biz Adana'da bu konferans çalışmalarına Kasım ayında başladık. Kasım ayında başladığımız süreç sonrasında buraya kadar aksaklıklarına rağmen geldi. Ama şuna inanıyorduk. İyi ki de yapmışız böyle bir şeyi. Yani düşünsenize, Türkiye'de şu an demokrasiye en çok ihtiyaç olduğumuz bir süreç. İşte üçüncü ittifakmış, demokrasi ittifakıymış, altılının mutabakat metninde sürekli demokrasi vurgusu yapıyor. Bunlar boşuna mı? Hayır. Daha dün işte İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi il başkanına uyduruk gerekçeyle ceza verdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı'na uyduruk mahkemelerle muhtemelen görevden almak istiyorlar. Hatay'ın Demokratik Partisi kapatılmak isteniyor. HDP'ye baskılar yapıldı. Dolayısıyla bu kadar baskıların olduğu, hukukun ayaklar altına alındığı bir yerde demokrasiyi savunmak bizim boynumuzun borcu. Demokrasi konferansına girerken dedik ki bu konferans hakları gasp edilenlerin, iş, aş ve ekmek arayanların sözcüsüdür. Biz adaletsizliğe, baskıya, sömürüye, eşitsizliğe daha fazla dayanamadığımız için buradayız. Biz Türkiye'deki siyasette yeni bir kanal açmayı hedefliyoruz. Siyasetin aktörlerini değiştirmeyi hedefliyoruz. Artık halk siyasetin seyircisi değil, oyuncusu ve asıl öznesi olmalıdır. Bu konferansın amaçlarından biri yeni Türkiye'nin inşasında bizlerin sözünün olduğunu ortaya koymaktır. Devletin halkı değil, halkın devletinin kontrol ettiği bir Türkiye'yi koymak istiyoruz. Bu metin Rıza Tüzmen'in 24 Haziran'daki konuşmasından alınmıştır arkadaşlar. Evet, bu konferans KYK zulmüne son diyenlerin, kadınlar özgür yaşamalıdır diyenlerin, iklimi değil sistemi değiştir diyenlerin, Gezi tutsakları onurumuzdur diyenlerin, hepimiz göçmeniz diyenlerin, ekmek, adalet, özgürlük diyenlerin, siyasi soykırıma hayır diyenlerin, halkın iradesi gasp edilemez, kayyumlara son diyenlerin, hak, hukuk, adalet diyenlerin, eşit yurttaşlık temelinde demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti istiyoruz diyenlerin, Aleviler vardır, Aleviler, Alevilik haktır diyenlerin konferansıdır. Demokrasi konferansının inşa edilmesi konusunda emeği geçen tüm dostlarımızın emeklerine sağlık diliyorum. Evet, Akın abi ve Mehmet Bozgeyik başkanımız da bahsetti KYK meselesinden ama biraz daha istatistik anlamda konuşmak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Allah'ın lütfu olan darbe girişiminden sonra 20 Temmuz sivil darbesiyle birlikte bir cadı avı başlatıldı bu ülkede. 31 tane KHK yayınlandı ve bu 31 KHK ile 152 bin kamu emekçisi görevlerinden ihraç edildi. 5.728 kurum kapatıldı. 406 barış imzacısı, 3.041 üniversitesi kapatılan, 7.508 akademisyen görevlerinden ihraç edildi. Aynı zamanda 23.427 akademisyen de ya kadrosunu kaybetti ya da ihraç edildi. 31 Mart seçimlerinde sonra HDP'nin kazandığı 59 belediyeye kayyum atandı. Meclis üyelerinin meclis üyelikleri düşürüldü. 500 bin kişi hakkında güvenlik soruşturması açıldı. 1.977.699 kişi hakkında
terör örgütü üyeliği soruşturması açıldı. 300 bin kişi gözaltına alındı, 100 bin kişi tutuklandı. Bu süreçte 227 yeni cezaevi inşa edildi. 19 kişi öldükten sonra pardon denilerek, biz yanlış yapmışız denilerek görevlerine iade edildi. 121 kişi yaşamış olduğu travmaya, strese ve kaygı bozukluğuna dayanamayarak intihar ederek yaşamına son verdi. 38 kişi Ege ve Meriç sularında yurt dışına çıkmaya çalışırken boğularak yaşamını yitirdi. 1000'in üzerinde kişi hastalıktan veya stresten bu süreçte hayatını kaybetti. Evet, istatistikler çok basit. Matematik çok basit ama her şey istatistik değil. İstatistiklerden de anlaşılacağı gibi KHK sorunu sadece kamu hizmetinden çıkarılmak, çalışma hakkımızın elimizden alınması demek değildir. KHK, sendika üyesi olduğu, bankaya para yatırdığı, muhalif olduğu, emek, demokrasi, barış mücadelesi verdiği, sadece inancı farklı olduğu için terör örgütü üyesi olarak damgalanıp sorgusuz sualsiz işinden atılmak, o halin devam etmesi ve yeni bir yönetim biçimi demektir. Bu arada salondaki arkadaşlarımıza KHK diyoruz ama KHK kanun hükmünde kararname, yasaların ve anayasanın askıya alınarak tek adam rejimine kendi diktasını sürdürmesi için çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararnamedir. KHK anayasanın, yasaların, hukukun, insan haklarının, uluslararası anlaşmaların devlet dışı bırakılması, en temel vatandaşlık ve insan haklarının askıya alınması demektir. KHK, savunma hakkının, masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının, adil ve evrensel hukuka göre yargılanma hakkının yok sayılması demektir. KHK, siyasi iktidarın kendi iktidarına tehlike olarak gördüğü kişiler, kurumlar, gazeteler, dergiler vesaire, bunların kapatılması, kısacası muhalefetin toptan susturulması demektir. KHK, yerelden seçilmişler yerine kayyumlarla yerelin yönetilmesi demektir. Adam kayırma, rüşvet, talan, yağma, peşkeş ve yandaş demektir. KHK, sorgusuz sualsiz bir şekilde işçinin, işinin, geçmişinin, bugünün ve geleceğinin çalınması, siyasi tutsaklığa, açlığa ve sivil ölüme ya da cezaevine mahkum olmak demektir. KHK, iş güvencesinin, kazanılmış hakların gasp edilmesi, özgürlüğü ve işi elinde olanların ise işsizlik ve mahpus sopası ile susturulması, güvenlik soruşturması, nesilden nesile ve ailecek fişlenmek, seninle birlikte yakınlarının da cezalandırılması demektir. KHK, daha onlu yaşlarda darbeye teşebbüs suçlaması ile müebbete mahkum edilen askeri öğrenciler demektir. KHK, barış istediği için bu suça ortak olmam diyen binlerce akademisyenin akademiden uzaklaştırılması demektir. KHK, bizzat devlet eliyle yapılan ağır ve sistematik işkence demektir. KHK, intihar, ölüm, kelepçe demektir. 100'den fazla intihar, 700'den fazla hastalıktan ölüm, cezaevinde 864 bebek, 17 bin kadın, 50 bine yakın siyasi tutsak demektir. KHK, oyalama komisyonunun 5 yıldır incelenen dava, dosya, öldükten sonra işe iade edilme, keyfi red kararların mahkeme sürecinin uzatılması demektir. KHK, seçilme hakkının olmaması, seçme hakkının tartışmaya açılması gibi, Akın Birdal başkanımızın da belirttiği gibi 144 hak ihlali ile kendini doğduğun topraklarda mülteci olarak görmek demektir. KHK, hukuksuzluğun hukuk haline gelmesi, anneleri cezaevinde olduğu için cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar demektir. KHK, gitmek isteyene Meriç'te ve Ege'de boğulmak
her şeye rağmen kalmak isteyene cezaevi ve prangan evidir. KYK, siyasi iktidarın kendini güvende hissetmesi, tek adam rejiminin tahkim edilmesi demektir. KYK, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, insan hakları taleplerini boğma, ülkeyi siyasi iktidar için dikensiz bir gül bahçesi haline getirmek demektir. KHK'lara itiraz etmek, bunlar çürük, bunlar sürtük diyen zihniyete itiraz etmektir. Demokrasi, özgürlük, eşitlik temelinde yaşamın talep edilmesi, çocuklarımızın güvenli, aydınlık yarınlar bırakmak demektir. Evet, KHK'larla hayatlarımız karartılmaya çalışıldı. Ancak tüm bunlara rağmen bizler o halde KYK'larla hayatı değiştirilen binler, milyonlar olarak onların istediği gibi ne sivil ölüme ne ağaç kabuğuna asla mahkum olmayacağız. Gasp edilen haklarımız ve hatta daha fazlası için eşitlik, özgürlük, adalet ve insanca bir yaşam için örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz KHK'lılar olarak birleşik ve örgütlü mücadelenin olduğu her yerde olacak, sadece kendi sorunlarımız için değil, tüm toplumsal sorunlara karşı mücadelenin ortak yol ve yöntemlerini arayacak ve birlikte mücadele edeceğiz. Biz gelecek güzel günlere olan inancımızı ve umudumuzu ve yaşama sevincimizi asla kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. Çünkü birlikteyiz ve örgütlüyüz. Birlikte ve örgütlü olduğumuz için güçlüyüz. Çünkü susmuyoruz, korkmuyoruz, asla ve asla itaat etmiyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Sözlerimi Yunus'un ve Cigerkuy'un çok sevdiğim iki sözüyle bitirmek istiyorum. Yunus der ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Çukurova ekmek, özgürlük, barış, adalet diyor. Türkiye'nin geleceğinde bizim de sözümüz var. Ortak mücadeleyle kazanacağız. Adı konmamış bir olağanüstü hal rejimiyle yönetilen, halkın karnını doyuramadığı, barınamadığı, ulaşamadığı, sağlık ve eğitim hizmeti alamadığı, ancak parası olabilenin yaşayabildiği bu ülkede açlık, yoksulluk, talan, doğa katliamı, kadın cinayeti serbest, her türlü özgürlük ve neşe yasak. Ülkenin kaynakları sermayeye ve savaşa aktarılırken toplum işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik ve baskı sarmalında boğuluyor. İnancıyla, inançsızlığıyla, kimliğiyle, diliyle, onuruyla insanca yaşam hakkı zulüm ve baskıyla karşılık buluyor. Toplumun sesini soluğunu kesmek için sosyal medyaya pranga vurmaya çalışan, konser yasaklarıyla, gerici dinci gösterilerle, iktidarın koruması altındaki Sadat gibi suç örgütleriyle, tarikatlarla, cihatçı çetelerle, yandaş sermayesiyle toplumsal muhalefete meydan okuyan, halkın örgütlü birliğini engellemek için hamle üstüne hamle yapan mafyalaşmış tek adam saray rejimi iktidara bir suçlunun korkusuyla yapışıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na konulan siyasi yasak, ülkenin en kitlesel doğrudan demokrasi deneyimi olan Gezi direnişine verilen ağır cezalar, meclisin 3. Büyük Partisi HDP'nin kapatılmak istenmesi, sınır ötesi operasyon hazırlıkları, seçim sürecinin adeta bir savaş süreci gibi geçeceğini gösteriyor. Bu koşullarda kamusal alanı hızla politikleştirmek, sokak sokak örgütlenmek, tabanda en geniş birliği sağlamak, halkın itirazlarının gürül gürül akacağı bir yeni mecra, bir halkçı seçenek yaratmak elzem. Bugünü şimdiyi kazanmak için, bugünü şimdiyi kazanmak için örgütlü birlikteliği sağlamadan bu zorlu süreçten halkın lehine bir sonuçla çıkmak mümkün değil. İstanbul'da 24 Haziran 2020'de 200'ü aşan hak örgütü ve siyasi partinin katılımıyla yapılan konferansın ardından demokrasi güçlerinin birlikte hareketini zemin yaratmayı amaçlayan, bölgelerin özgün sorunlarını da dile getiren konferanslar düzenlenmesine karar alınmıştı. Şimdi ülkemiz tarihinin en önemli kavşaklarından birindeyiz. Çukurova Demokrasi Konferansı
demokrasi güçlerinin en geniş zemin birliğine zemin hazırlamak, kolektif bir direniş yaratmanın, tabana yayılan bir mücadele ortaklığının, her alanda yıkıma uğramış ülkenin yeniden inşası için halkın kurucu iradesini ortaya çıkartmanın yolunu açmak için toplandık. Değerli katılımcılar, bu ülkede barış içinde eşit, adaletli, özgür bir yaşam sürmek istiyorsak, başarmamız gereken bütün zenginliklerimizle, bütün farklılıklarımızla, hayallerimiz, umutlarımız, zorbalığa karşı direnme geleneğimizle bir an bile vazgeçmediğimiz mücadelemizi birleştirmek, halkın demokratik kurucu gücünü ortaya çıkartmaktır. Bizleri demokrasi konferansında bir araya getiren ve heyecan duymamıza neden olan inanç budur. Yaşanan tüm adaletsizliklerin, tüm saldırıların, örgütlenme, ifade ve basın özgürlüklerine yapılan tüm saldırıların nedeni bu gücü boğmak, halkı sindirmek, her alandaki hak arayışlarının örgütlü birliğinin sağlanmasını engellemektir. O zaman biz de tüm gücümüzle halkın demokrasi mücadelesine aktif katılımını sağlayacak kanalları yaratmaya çalışacağız. Antidemokratik seçim sürecinde toplumsal muhalefeti bir barikat haline getirmek, halkın tribünlere hapsedilmek istediği koşulları değiştirerek toplumsal itirazların her sokakta, her meydanda görünmedik güzellikte bir çiçek gibi açacağı ortamı yaratmak için seferber olacağız. Güçlerimizi ve seslerimizi birleştireceğiz. Demokrasi güçlerinin en geniş mücadele ortaklarını sağlamak için demokrasiden yana bütün kesimleri demokrasi Çukurova Demokrasi Konferansı olarak sorumluluk almaya çağırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.